Kısa'nın kesme sistemi, buna İspanyol'da pasabolos sistemi diyorlar. Atış puanlarımız 4, 6, 8. Ezberlemesi gayet kolay. 4, 6, 8. Aralarında 5, 7 olmuş. Buradan da birer birer sayıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gayet basit. Varış puanlarımız ve atış puanlarımız bu şekilde. Yani ikisi de aynı. Şimdi çıkış puanımız 2. Atış puanımız 4. 4 ile 2'yi topluyoruz 6. Yani 1 bölü 4 maksimum falso verdiğimizde bu topumuz 6'ya düşüyor. 1 bölü 4 maksimum falso. Her zaman 1 bölü 4, bu sistemde her zaman 1 bölü 4 atıyoruz. Ve hesaplamayı maksimum falso üzerinden düşüyoruz. Evet, gayet güzel, harika. Şimdi topumuzu 1 liraya alırsa, şimdi ne olmuş oldu? 5'e geldi. Burası 5, 5 2 daha 7. Yani maksimum falsolu 1 bölü 4 attığımızda topumuz 7'ye düşermiş. Evet. Gayet güzel. Olması da önemli değil. Tamam. Bunlar alışkanlık değiştiriyor tabii. Her sistemin bir vuruş şekli, bir falso baskı şekli, bir alışkanlığı var. Yani yok bu sefer oraya alalım, uça alalım. Evet. Hep değişik değişik yapalım ki maksimum falso üzerinde. 4-5. 3-8. Yani bu sefer tutumuz köşeye geliyor. Köşeye geliyor ama köşeye gelmesin mesela, biz 8'e değil de 9'a düşmesini istiyoruz. 9'a düşmesi için ne yapmamız lazım? Bir falso kısmamız lazım. Yani saat 10, 1 bölü 4 saat 10'dan bir falso veriyoruz. Yukarıdan vursaydın tam böyle puanın 3. Önemli değil. Zaten oradan da sayı yapıyor, oradan da sayı yapıyor. Zaten sistemin güzel tarafı sayı yapma olasılığının yüksek olmasında. Şimdi 3, 6 da 9. 9. Yani formumuz buraya düşüyor. Maksimum falso. Yani çıkış puanı ile atış puanı topladığımız zaman çıkan puan maksimum falso. 1 bölü 4 maksimum falso demek. Yani 4, 6, 6, 3, 4, 9. 1 bölü 4 maksimum falso verdiğimizde topumuz 9'a düşüyormuş. Gayet güzel. Şimdi mesela aynı pozisyonu alalım. Altı, üç, dört, dokuz diye. Turumuz bu sefer onda olsun. Yani burada olsun. Burada hep 1 bölü 1 hareket eder topumuz. 25'te de aşağı yukarı 1 bölü 1 hareket eder. Az falsoluysa biraz daha uzamaya var. Yani 25'te 28'e, 29'a doğru gider.
30'a geldiğimizde 30'a gitmez sorunuz. Daha çok böyle 40'a doğru gitmeye çalışacak. Diğer açım olduğu için. Evet, yani dik geleceği için buradan dik cevap verecektir. Buralara geldiği zaman biraz daha açar. Yani bu 5'e düşen tonumuz, yani buradan saydığımızda 10, 20, 30, 35'tir ama bu tonumuz buralara bir yere düşer. Şuraları göstermeye başlar. Keskin seni olduğu için. Evet, dik geldiği için. Yani demek ki 25'e kadar diyelim. Yani 20 net de, 25 de sayalım. 25'e kadar toplamımız 1/1 gidiyor. Yani tonumuz buraya düşerse buraya, buraya düşerse buraya, buraya düşerse buraya, buraya düşerse buraya geliyor. Buraya düşerse oraya geliyor. 30'a geldik mi duruyoruz. Yani 30'a geldik mi düşünüyoruz. Yani şimdi 1/1 hareket edeceğine göre tonumuz burada. Sayım atış puanımız 6, çıkış puanımız 3. 6-3 daha 9. Buraya geliyor. Bizim bir ileri almamız için falsoyu bir falso kısmamız lazım. Yine hep 1/4 atış yapıyoruz. Evet, gayet güzel. Az bir şey fazla oldu, önemli değil. Sisteme alıştıkça bunların hepsi çözülecek. Mesela bir daha ileriye alalım. 3'e geldi ya şimdi. Biraz daha ileriye alıyor tohumu. Yani 3'e hedef alacağız ya. Şimdi ne olması lazım? Hesap yapıyoruz. Pozisyonumuz böyle. Pozisyonu okuyoruz. Atış puanı 4, 6. Çıkış puanım, yani 1/4 pozisyonu aldığımda, 1/4 pozisyonu aldığımda bu topum 3'ü gösteriyor. 6, 3, 4, 9. 9 neresi? Burası. Ama bana buralar lazım. Yani bir falso, iki falso istiyorum. Yani saat 10 değil de 10.30'dan vuruyorum. 10.30-11 arası bir falsomuz var. 1/4 sürme atışımız var. Az bir şey falsomuz fazla oldu. Sen vurdum sırtamı. Şimdi şunu unutmayalım. Şimdi buradan açı, yani buradan buraya gelmeye çalışıyoruz. Yani dik bir açı çizmesini istiyoruz topumuzun. Demek ki falsomuz, yani saat 10.30 diyoruz ama 10.30-11 arası diyoruz ama yani buradan açı geniş istediğimiz için yani merkeze doğru, yani saat 10.30-11 arasından merkeze doğru inerek İçeriden vurmamız lazım diyor. Evet, aynen böyle. Yani ıstaka topumuzun topa çarptı, kısa banta çarptı. Kısa banta çarptıktan sonra yani dik açıyla değil de geniş açıyla gitmesini istediğimizde maksimum falsolu. Yani falsoya basıyoruz. Ama yok. Ne kadar dik gitmesini istiyorsa o kadar da falsoyu kısıyoruz. Yani temel mantığımız bu yani. Şimdi biraz daha ileriye alalım. Bu sefer de burada olsun topumuz. Dikkat edersek hep topları buraya koyuyorum. Buradan atış yapıyoruz. Biraz ileriye geldiği zaman falso azalıyor. Şimdi çıkış puanımız 7. Atış puanımız 7. Çıkış puanımız da 2. 7-2 daha 9. Yani topumuz maksimum falsolu 1/4 atış yaparsa 9'a geliyor. Evet.
puanımız 7. Çıkış puanımız 2. 2, 7 daha 9. Şimdi topumuz burada olduğunda maksimum falsoyu bir atacak. Şimdi bu top biraz açtı. Açtığına göre bu topu topa çarptıktan sonra hafif bir açı yapacak kendine. Hı hı. Açı yapacağı için aynı noktaya gitmeyecek. Demek ki falsoyu bir şey kısmamız lazım. Şurada durmasıyla şurada durması arasında inanılmaz bir fark var. Neden? Birbirini dört gördüğümüz için. Bu top ne yapacak? Şuraya değil de buraya doğru gidecek. Yani bir açı çizecek. Şimdi bir falso vermek istiyoruz. Evet, harika. Böyle olduğumuzda ne olması lazım? Biraz daha falso ekstiyordum. Yani saat 11'e doğru gelmiş olduk artık. Evet, harika. Mükemmel. Yani ilk defa bu sistem atmana rağmen inanılmaz. Senin sayende Kadir abi. Eyvallah. Şimdi... Mesela butonumuz burada olsun. Butonumuz da burada olsun. Şimdi butonumuz bantta diye. Banttan açık bir falso istedik bir kere. Unutmuyoruz onu. Şimdi burası çıkış açık puanımız 6. Çıkış puanımız 3. 6, 3, 4, 9. Butonumuz buraya geliyor. Ama oradan banttan açık. Banttan açık olduğuna göre falsamızı bir tık azaltıyoruz. Üstte 9'du. 9 burası. Şimdi tonumuzun 10'a düşmesi lazım. Aynı zamanda banttan da açık. Demek ki 3 falso kısıyoruz burada. Yani şuradayken 1 falso kıstık. Buradayken de 1 falso kısalım. 2. Bir de burada kısıyoruz. 3 falso. Harika. Üçte 9 demiştik. Tonumuzun kaça düşmesi lazım? 10. 11'e düşmesi lazım. 2 falso buradan kıstık. 3 falso da oradan kıstık. 5 falso kısıyoruz. Yani burada falsosuz bir atışımız gibi bir atış var. Yani belki saat 11.30, belki saat 12 gibi bir atışımız var. Şimdi bu banttan açılıyor ya top, açıldıkça uzama yapıyor tabi. Doğal olarak. Evet, harika. Evet. 5 falsoyu eksilttiğimize göre değil mi? Falsoyu. Şimdi butonumuz köşeye ne kadar düşerse top buralara gelecektir. Mesela topumuz 5'e gelecekse şuralara gelecektir. Yani diyelim ki topumuzu buraya koyduk. Bu topumuz burada olsun. Bu topumuz da burada olsun. 3.
6'dan 9. 9 neresi? Burası. Bize ne lazım? Burası lazım. Yani 10, 11, 11.5 lazım. 2.5. Bir falsın oradan kestik. 3.5 falsa kestik. Yani saat 11'e yakın. 11, 11.5 gibi bir atışımız var. Biraz güçlü olunca şey sert vurdum. Evet, yetişmeyecekleri sert vurunca çok biraz dönme yaptı. Dönme. Harika. Mesela tam köşeye düşürebilir miyiz? Deneyelim. Bakalım tam köşeye düşürelim. Tam köşeye düşerse şu topunuz da şurada olsun. 6, 3 daha 9 demiştik. 1, 2, 3 falso istiyoruz. Bir de şuradan kısalım. 2 de buradan kısalım. 5 falso olsun. Yani falsosuz bir atışımız var. 1, 1, 4. Evet. Vallahi inanılmaz ya. İlk defa bu sistemde atıyorum. En zor atışı yaptım daha ne? Gerisi ne oluyor? Yani falsa basmalarla alıştırdım ama mükemmel. Yani harika bir sistem. Aynen abi. Biraz da küsürler kalın. Mesela 4'ten gelelim bu sefer. 1, 2, 3, 4. Çıkış puanımız 4. Atış puanımız 5. 5, 4 daha 9. Yani şurası 9. Topumuz 1 bölü 4 maksimum falsa atışımız var. Çok az bir şey fazla basmış olduk. Ya tabi bunlar olacak. Bunlar dünya şampiyonları da ilk attıklarını yapmıyorlar yani. Çalışa çalışa. Bu daha fazla basmış. Şimdi şöyle bir şey oluyor şimdi. Burada açız biraz dikleşti ya. Senin şimdi kafanda beynin içerisinde diyorsun ki bu top buraya gitmeyecek. Aynen. Gitmeyecek algısı geliyor, tamam mı? O yüzden dolayı basmaya ihtiyacı duyuyorsun. Aynen. Şimdi normal. He, normal vurursan gelecek buraya. He, harika. Bizde de böyle bir şey vardır. Bizim beynimiz osaması kadar biraz koruma içgüdüsü vardır insanoğlunda. Yani koruma içgüdüsüne kapıldın mı beyin farklı komut vermeye başlıyor. Şimdi şöyle olsun. Mesela burada olsun. O zaman ne olması lazım? 4, 5. 5, 4 daha 9. Yani maksimum falso 1, 1, 4 atarsak topumuz 9'a düşür. Bize ne lazım? 30 lazım. Yani 2 falso eksiltmemiz lazım. Yani saat 10, 10.30 gibi. 10.30, 11 arası. 10.30, 11 arası. Yani şimdi 10.30, 11 arası niye diyorum? İşte bu 3. noktaya geldik mi? Hafif böyle bir tolere veriyorum kendime. Yani şimdi birbiri bir hareket etmiyor ya. Şimdi burada da topun da 10 puan ileride ya. İşi garanti altına almak için böyle bir 2-3 puanlık harfsozdan ufak bir oynama yapıyorum. Ben kendimce yani. Tabi bu başka oyuncuda farklı olabilir. Herkesin oyun stiline göre evet.
Demek ki haklıymışım yani. Aynen öyle. 4 çık şimdi. 4, 9, evet. Yani şimdi sistem bize şeyler veriyor, bir bilgi veriyor, bize bir referans teşkil ediyor. Ama şimdi toplum burada birbiri hareket etmiyor, bu toplumda biraz ileride, yani burada bir oyuncu yorum yapması lazım. O yorum yaptığı zaman daha başarılı olur. Yapmadan da başarılı olur ama yaparsa daha iyi olur. Evet. Evet, harika. Dört, beş daha dokuz. Yani topumuz buraya düşüyor. Ben şuraya alayım topu. Yani beş puanlık eksim var. Yani dokuz dediğimiz dokuz buçuğa düşmez daha. Demek ki saat dokuzdan değil dokuz buçuktan atışımız var. Çok az bir şey, baskı fazla oldu ama hiç de önemli değil bir şey. 5 puan fark olmasına rağmen zaten bu sistemleri niye insanlar kafa yoruyorlar? Avantajlı sayı almak için. Yani top buraya da düşse sayı yapacak, buraya da düşse sayı yapacak, şuraya da düşse sayı yapacak. Zaten dünyanın en büyük oyuncusu da olsa öyle gılı gılına puanı puanı atması mümkün değil yani. İleri yazdım. 5'te 5, 4, 9 turumuz 10'lu olsun. Yani bir falso biteceğiz saat 10'dan. Bir falsolardan gideceğiz saat 10.30. 10.30'dan ama yani şimdi burada bu top köşeye yakın. Yani 4 puan. Bu top 10.30 diyoruz ama 10.30'dan artık içeri girelim. Çünkü top buradan böyle bir geniş açı, böyle bir geniş açı istiyor. Evet, harika. Ama yavaş oldum, falsoyu kaybettim. Evet. Ama düştü, yer mükemmel. Yani demek ki... Yani atış topumuz... Atış topumuz köşeye doğru gittikçe biraz hem o köşedeyse topumuz, yani 4 puandayız, hem de varışımız bu köşeye yakın ise falsolarımız biraz kısıyoruz, yani içeriden vuruyoruz. He, harika. Mükemmel. Bir daha ileri alalım aynı pozisyonda. Beş, dört tane otuz. Evet. Şimdi bir falso kalemiz açık olduğu için kestir. Marışımız dokuzdu. Bize ne lazım? On, 10.5 lazım. Yani 1.5 da burada var. 2.5 falso kısmamız lazım. Yani 10, 10.5, 11, 11 gibi bir falsomuz var. 1 bölü 4 saat 11 gibi. Evet. Demek ki 10.5'e açık kayıyormuş. Tam 11 değilmiş de. Thank you.
Harika.
you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure?
Şimdi V kesme sistemimiz vardı. V kesme sistemi neydi? 15, 63 tonumuz 15 liradır. 2 ile çarpıyorduk 30. Yani o ıslaka tonumuz, 63 topunun tam merkezden göründüğü 30 puanı gösterdiğinde maksimum falsolu 1.8 atış yapıyorduk. Topumuz buraya düşüyor. Köşeye düşüyor. Şimdi zikzak atışı yapacağımız için topumuz zikzak hareketi yapacağı için kafadan bir kere ters puan için bir falso kısıyoruz. Bir falso kısıyoruz saat 9.30. 9.30'dan yarım istakadan içeri giriyoruz. Kısa vuruş yapıyoruz, sert vuruş yapıyoruz. 1.8 saat 9.30 yarım ıstaka kadar içeri giriyoruz. Kısa ve sert bir vuruş yaptığımız otomobil zikzak yapıyoruz. Saat 10 az içeriyiz. Evet. Şimdi bu hazırlıklarla ilgili biliyor musun? Az bir şey uzun vuruş yaptık. Uzun vuruş yaptığımızda bu top falsoyu çok güçlü alıyor. Güçlü aldığı zaman ne yapıyor? Topumuz gitmesi gerekenden fazla gidiyor. Yani aynı vuruşa az daha kısa vuruş yaparsan, az daha kısa atırsan mükemmel sayı olacak. Evet, harika. Evet. 9, 15'te. 2 ile çarptık, 30. 5 manilere geldik, bir falso kıstık. 5 manilere geldik, bir falso daha kıstık, sağda 10 oldu. Bir falso da buradan kıstık. Saat 10.30 oldu. Bir falso da ters puanta düşmesi için vardı. Saat 10.30. 1.8 saat 11'de bir atış yedi. Şimdi bu kalın olduğu için top sırt yaptı. Sırt yaptığı için zikzak değil de şey oldu. Yani kesme atışı gibi oldu. Şimdi açı değişiyor ya. Açı değiştiği için 1.8'e iyi odaklanmak lazım. Şimdi bu evet. Şimdi bu topu buradan değil de şuraya aldım. Bir falsolar düşüyor. Yani saat 10.30, 11.30'da 1.8 bir atışım. Bir kundur olacak. Evet. Değil. Evet. Yani uzunmak yapacak kundur. Sertlik olsun yani. Evet. Harika. Şimdi de falsosu versin. Evet. Tekrar geri gelelim. Bu sefer 20'den atışımızı yapalım. Şimdi topumuz 20'de. Atış topumuz 20'de. İki topu izi aldık. Puanımız 40'dır. Normasal'ın ters mantı düşmesi için bir falso kıstık. Bir falso da buradan kıstık. 2 falso. Yani saat 10'dan 1.8 yine kısa vuruşlu yat şimdi. Harika. Okay. 25'e aldım, 50'ye aldım,
aynı ateşin elinden yapılmış. Nasıl? Atış topumuz 20'de. 2 ile çarptık 40. Aynı güzel. 1, 2, 3 falso buradan kırsak, 1 falso da buradan kırsak, 4 falso. Saat 1.08, saat 11'den bir açıldı. Yapmaması lazım. Evet. Harika. Şimdi hesaplarsak burada eksi 1 falsomuz var. Topumuz 30'da. 2 ile çarptık. 60'da. Tabii 60 olmuş bu. Mesela topumuzu 5 puan içeriye alalım. Sonra tersine yapalım. Şimdi 60'lı olduğunda şimdi içeride olduğuna göre artı 1 falsomuz. Oradan eksi 1 falsomuz vardı. Saat 9'dayız. Buradan zikzak için bir keyimim var. Saat 9.30'dan bir yatışım var. 1.08 saat 9.30. Harika. 9.30, 1.08 kısa var. Evet, aynen böyle. Harika. Evet, bir daha giderse, evet, harika. Bu kadar.
상당히 공격. 리듬이 빠르고 저희가 그 다시 보기를 할 수 없을 정도로 그렇죠. 다시 보기 화면이 나가는 중간에 샷이 그 다음 샷이 이어지는 네. 그런 상황도 많이 나왔는데요. 그만큼 본인의 리듬을 빨리 가지고 가면서 대량 득점을 성공시키고